Ve piyasalar güne nasıl başladı? Telefon hattımızda Gedik Yatırım'dan Sayın Arda Coşar var. Sayın Coşar, günaydın. Günaydın. Hemen alalım sizden değerlendirmeleri. Dolar yükselişe geçti dedik. Borsada düşüş var. Altın da aynı şekilde yükselişe geçti ve Moody's'in kararı merakla bekleniyor denildi. Nedir sizin görüşleriniz ve para piyasaları bugün güne nasıl başladı sorusunu yöneltelim. Şöyle söyleyeyim, borsalar uzun bir yükseliş döneminden sonra bir düzeltme sürecine girmiş görünüyor şu an. Hem ABD endeksleri hem Avrupa endeksleri. Buna sebep olan faktör de olumlu gelen ABD verilerinden sonra FED korkusunun artması. Yanı sıra Ukrayna ve Irak'taki jeopolitik riskler. Ben dolayı ABD ve Avrupa endeksinin düzeltme süreci başladı. Yurt içinde de BIST endeksi bunlara uyum sağlıyor. Bunlarla beraber geriliyor. Ayrıca Moody's ile ilgili not indirimi söylentileri de BIST 100'ün zayıflamasına etki ediyor. Şu an tabii Cuma günü Moody's'in değerlendirmesini bekliyoruz. Ayrıca bugün de Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. Bir şey beklenmiyor. Değişik yapması beklenmiyor. Ancak Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın günü konuşmalarını izleyeceğiz. Seviye olarak BIST 80 bin seviyesi. Önemli 80 bin aşağısında kaldığı sürece BIST 100'ü satış baskısının devamı beklenebilir. İlk hedef 79 bin aşağı yönlü kırılsa da 77.500 seviyesine doğru bir gerileme görülebilir BIST 100'de. Dolar TL tarafında ise şu an gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor. Sebebi aynı sebep. Bir yandan FED korkusu, bir yandan jeopolitik riskler. Bu yüzden de TL değer kaybetmeye devam ediyor ve dolar TL bu yüzden yükseliyor. Evet, dolar TL'de seviye olarak 2.15.30 seviyesi önemli. 2.15.30 seviyesi üzerine kaldığı sürece dolar TL'de 2.16.50 ve 2.17.50 seviyenin doğru bir yükseliş görülebilir. Ancak Cuma günü Moody's tarafından korkulan olmaz bir not indirme haberi gelmezse ve pazar günü seçimler sorunsuz bir şekilde atlatılırsa o zaman pazar günden sonra dolar TL'de ancak bir gerileme görebiliriz. Altın tarafında aslında altın sakin seyrediyordu. Aşağı yönlü bir eğilim vardı altının. Yalnız Ukrayna tarafında Rusya'nın askeri yığınak yaptığı haberleri, yanı sıra Irak'ta IŞİD'in peşmerge güçlerine saldırması, orada çatışmanın artması altına alım getirdi. Altına yukarı yönlü bir hareket görüldü. Şu anda altında izlememiz gereken seviye 1305 dolar seviyesi. 1305 dolar seviyesinin üzerine kaldığı sürece altında 1311 ve 1320 dolar seviyesinin doğru bir yükseliş görmemiz mümkün diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi günler diliyoruz. ALB Yatırım'dan Arda Coşar para piyasalarının güne nasıl başladığına ve dünden bugüne gelişmeleri bize anlattı.